Madem Karabucak'ta çalışmamı istemiyordun, o zaman bunu bana söyleyecektin. Ben eğer bir hata yapıyorsam bunu senden duymak isterim yani. Ne diyebilirim ki? Senin kararın. Ne demek benim kararım ya? Sen eğer benim bu kararımdan mutsuzsan bunu bana söylemen lazım. Söyleyeceksin ki ben de çözüm üreteyim, değil mi? Ama merak etme. Ben senin gibi yapmayacağım. Şu aramızı ördüğün duvarları inadına yıkacağım. Artık her şeyi kocanla konuşman gerektiğini öğreneceksin Eylül. Yani öğrenmen lazım. Bulmuşsunuz eşinizi. Her şey yolunda mı? Yolunda Zeynep'ciğim. Merhabalar. Hırsal Hanım. Özellikle beni görmek istemişsiniz. Buyurun. Çok araştırdım. Beyin cerrahı kadın yok denecek kadar az. O yüzden istedim sizi Eylül Hanım. Beni ancak siz anlarsınız. Biz hastalarımızda cinsiyet ayırt etmeyiz. İçiniz rahat olsun. Ama yapın birazcık. Bebeğim için korkuyorum da ben. Gayet sağlıklı gözüküyorsunuz. Sorun bende değil zaten, bebeğimde. Burada bebeğinizle ilgili de bir sıkıntı gözükmüyor. Ama var. Hissediyorum ben. Bir anne bebeğinde sıkıntı varsa hisseder. O yüzden sizi istedim. Erkek doktorlara bunu deyince üşütük muamelesi yapıyor. Lütfen bir de siz bakın. Kesin bir şey var. Şimdi biz tıp mezunu olduğumuz için fisiyatı dayanarak seçtik. Siz de inanmıyorsunuz bana. Böyle yüzünüzü çarpmanızdan belli. Hasan Hanım, yüzümü nasıl görüyorsunuz şu an? Edis müdis. Erdal. Bir şeyler oluyor ona. Aşkım tamam, hastanedeyiz, sakin ol. Kollarınızı kaldırır mısınız bana doğru? Aynı hizada kaldırmaya çalışın. Aynı hizada. Aynı hizada uzatmaya çalışın. Hasan Hanım, bugün günlerden ne? Bilmiyorum. Ya ne oluyor? Bir şey söylesin. Hastayı anjiyoya alıyoruz hemen. Çabuk, beynine emboli attı. Arkadaşlar çabuk yardım edin. Damar yolu açacağız, hadi. Hadi. Bilsen ne oluyor ya? Bir şey söylesin, ne oluyor? Bilsen. Aşkım. Aşkım Bilsen. Buradayım, merak etme. Abla, İpek sorma. Dur, dur bir dur. Dönmedin telefonuma, iyi misin? İpek görmüyor musun? Sonra hadi. Tamam. Her zamanki halim. Tir tir titreyelim doktor. Tir tir tir. Aha bak, aha. Aha vurup geçeyim ya. Tir tir titreyelim. Sen şöyle elini bir ver bakayım. Necmettin amca bak. Sus doktor. Ha burayı bir dinle daha ya. Dinle ha burayı değilim sağ ya. Ha burası bizim uşağın telefonu gibi. Tir tir titreyin namussuz. Ha bu içerideki kabloyu açıkta mı bıraktınız? Necmettin amcacığım bak. Kalp pili öyle bir şey yapmaz, tamam mı? Bak ne diyorum sana, yapmaz, yapamaz, tamam mı? E niye oluyor bu böyle doktor? E şimdi sen bana yardımcı olacaksın. Dinleyeceğiz seni, muayene edeceğiz, bulacağız, tamam mı? Bak çok iyi zamanda geldin ha. Elim iyileşti, bak. Yakında ameliyata gireceğim. Keyfim çok yerinde. Tamam. Güzel, sen şimdi burada bekle. Ben sana bir kas gevşetici bir iğne hazırlayıp geliyorum, tamam mı? Sağ ol. Ha, ne oldu? Eylüllük yapmış değil mi? Anneannesine gitmiş. Sana niye haber vermemiş? Bilmiyorum ki abi. Bilmiyorum ya. Ya bir şeyler oluyor belli. Çocuk meselesiyle ilgili galiba. Çözemiyorum abi ya. Çözersin, çözersin, merak etme. Madem döndü, bundan sonra çözersin. Yani çözeceğim, çözeceğim de. Çözene kadar bayağı bir kalp çarpıntısı yaşatacak bize, belli oldu. Olur öyle. Arada kalplerde bazen biraz çarpıntı olur. Wow.
kalp doktoruyum diyorsun yani. Kalp doktoruyum. Gönüllerin doktoruyum. Oo, gönüllerin doktoru. Sana şöyle bir televizyon programı mı yapsak, ne yapsak ya? Adı da Aşk Doktor olur. Doktor, doktor bak yine titriyor ya. Gel, gel. Tamam, tamam geliyorum. Necmettin amca yine titreşim moduna geçmiş de sebebini araştırıyorum. Bak, bunları kafana takma tamam mı kardeşim? Rahat ol, sonra konuşuruz. Tamam abi, sağ ol. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Gel, geldin Necmettin amcacığım, gel bakayım. Bak yine titredi ha. Necmettin amca bana bak. Sakın sen şu senin uşağın cep telefonunu yutmuş olmayasın. Doktor maytap mı geçeysin ben lan? Deli deli konuşma ya. Ha bu benim derdime bir çare bul da ya. Ya tamam tamam ben senin bulacağım derdine çare. Sen merak etme. Görmüyor musun başka dertlere çare buluyoruz. Hadi şuklara, konuş şuklara. Hadi bakayım sen şimdi güzelce dinlen geliyorum ben. Tamam hadi unutma beni ha. Hastanın kan basıncını, nabzını sürekli kontrol edin. Bir yerlerde bir kanama olmadığına emin olun. Kalp atışı düzenli hocam, o ritmi yok. İşte pıhtıyı bulduk. Streptokinaz alayım. Buyurun hocam. Dağılıyor. Eylül hocam yalnız kadın medyum gibi bir şey çıktı ha. Kriz geçireceğini nasıl anladın? İyi bir tesadüf diyelim. Krizi hastanede geçirdiği için çok şanslı. Yalnız damarların durumunu hiç beğenmedim. Hastaya bir eko çektirin. Bir de kan biyokimyasına bakın daha büyük bir sorun olabilir. Hadi hastayı odaya çıkartabilirsiniz. Sonra hemen bana haber verin. Peki hocam. Kadın başına gelecekleri kesin daha önceden biliyordum. Ne diyorsun? Hadi boş ver abi acele et. İpek konuşsan artık. Eylül ile Ali arasında ne sorun var? Sana ne? Ne yapacaksın? Onca ettiğin laftan sonra bunu sormaya mı geldin yanıma? Allah'ım. İpek. Biraz konuşalım seninle. Bulmuşsun işte ablamı. Ne konuşacağız da? Dün ablanla tam olarak ne geçti aranızda? Ne konuştunuz? Artık ne söylediysen ona, anneannesinin yanına gitmiş. Anneannesine mi gitmiş? Evet. İpek, bak ablam dağılmış durumda. Benim de tek amacım karıma yardım etmek. Onu toparlamak istiyorum. Ama sorunun ne olduğunu bilmezsem yardımcı olamam. Lütfen bana yardımcı ol. Ne konuştunuz, ne geçti aranızda? Anlat lütfen. Gittim mektubu verdin değil mi? Ne mektubu? Eylül'ün annesinin intihar mektubu abi. İntihar mektubu mu? Öyle bir mektubun sende ne işi vardı İpek? Ablan mı istedi vermeni? Ali, ben ne olup bittiğini anlatayım sana abi. Konuşsana İpek, ne yazıyordu o mektubun içinde ablanı o hale getirecek? Anlatacağım diyor işte, dinle. Anlat Oğuz. Fikrimin ince gülü, kalbimiz sen bülbülü. Neşeniz bol olsun. Nisan olanlardan etkilenmesin diye ona şarkı söylüyorduk. Nisan? Kızımız. Biz ne zaman taburcu oluruz doktor hanım? Şimdi bir sen alıp size ufak bir test yapacağım. Ağzınıza havayı alıp tutmanızı isteyeceğim. Ben dokunsam bile bırakmamaya çalışın tamam mı? Tamam doktor hanım. Şişirin. Tekrar tutmaya çalışın lütfen. Bir daha. Rüsal Hanım, sizi biraz daha burada tutmamız gerekecek. Az çevrenizde güçsüzlük var. Neden ne oldu? Mikroanevrizmalar bize yine krizi geçirebileceğinizi gösteriyor. Gıtıya neyin sebep olduğunu bulmadan sizi maalesef taburcu edemeyiz. Kızımla ilgili bir problem var mı? Onun rutin testleri yapıldı, merak etmeyin.
bana neden bir derdi varmış gibi geliyor. Yani bu yaşadığım olaylardan böyle hissediyor olabilir miyim? Olabilir. Biz bir takım testler daha yapacağız size. Sonuçlar çıkınca da konuşuruz tekrar. Geçmiş olsun. Doktorum, bakın ben 43 yaşındayım ve daha önce hiç çocuk sahibi olmayı düşünmedik biz. Ve bundan evvel iki kürtajım var benim. Yanlış anlamayın. Ben çocukları sevmediğimizden değil, aksine çok seviyoruz. İkimiz de özel bir okulda ilkokul öğretmeniyiz. Bütün günümüz çocuklarla geçiyor. Akşamları da bize kalsın istedik. Ama sonra Nisan geldi. Korumamıza rağmen, yaşıma rağmen. O bizi kendine anne baba olarak seçti. O bizim küçük mucizemiz. Belki fazla üzerine titriyorum ama anne olmayan kimse bu duyguyu anlayamaz. Yani gerçekten yaşamadan bu duyguyu hiç kimse anlayamaz. Gerçek bir aile olmak istiyorum. Beni baba yapar mısın Eylül? Sizin çocuğunuz var mı? Doktor hanım, sizin çocuğunuz var mı? Hocam. Efendim. Ben sizin çocuğunuz var mı diye sormuştum da. Ay yok. O zaman beni anlamamanız normal. İçinde büyüttüğü canın kalp atışını duymayan hiç kimse beni anlayamaz. Doktor hanım, lütfen bebeğimle ilgilenin. Tamam, kontrol ederiz tekrar. Geçmiş olsun. Hocanın kafada bu var. Var bir sıkıntı. Kesin var. Kesin var. Geliyoruz. Eylül hocam, Eylül hocam. Hastanın idrar torbasında kan var. Kan mı var? Evet de siz iyi misiniz? İyiyim ben. Hastaya hemen böbrek taramasını alalım. İşin özü Eylül'ün de alması gayet normal abi. Neden böyle bir şey yaptın? İpek, neden böyle bir şey yaptın? Bak, sana tek bir şey söyleyeceğim. Sen ablanın gırtlağına bıçak dayasan, o sana böyle bir kötülüğü asla yapmazdı. Bunu sakın unutma. Tamam mı? Bakma şimdi adamın arkasından, adam haklı. Hak ettin. Yapma dedim sana kaç kere, yapma. Yeter! Yeter! Ben ablama kötülük yapmadım. Gerçeği öğrensin istedim sadece. Niyetim buydu. Hepiniz ahlak bekçisi kesildiniz başıma ya. Ne oluyor? Ben buyum, tamam mı? Böyleyim ben. İşine geliyorsa. Gelmiyorsa durma yanımda. Eylül şöyle, Eylül böyle. İpeğin nasıl olduğunu merak ediyor musun? Düşünüyor musun iyi miyim diye? Ne haliniz varsa görün. Önce kriz geçirdi, şimdi böbrekleri çöküyor. Bakmadığımız, görmediğimiz bir yerde ciddi bir sorun var. Hocam ultrasonda tümör veya taşa rastlamadık. Kapsamlı kontrol edin. Sinsi bir tümör olabilir. İdrar yollarında da bir tıkanıklık yok. Belki de krize sebep olan şey böbreklerdir hocam. Ne diyorsunuz? Ya da krize sebep olan şey böbreklere de zarar veriyor. Siz deliğimi yapın. Hastayı hemen diyalize bağlayın. Gerekli testlerin hepsini yapmaya başlayın. Eko da görmek istiyorum. Kalbinin durumuna bakalım. Peki hocam. Hadi. Eylül. Neyin var senin? İyi misin bakayım? İyiyim. Niye? Önce ben sordum. Dökül bakayım, dökül. Ne var? Bir şey yok Selim abi. Bak, Ali Asaf senin için kaygılanıyor. Derdin neyse konuş kocanla. Seni anlamayacak bir adam değil ki o. Biliyorum, biliyorum da daha ben neyim var onu çözemiyorum. Önce biraz yalnız kalıp kafamı toparlamak için zamana ihtiyacım var ama işte durmaya vakit yok. Vakit bulunur. Yeter ki sen yine etrafına duvar örme.
O halin daha önce nelere sebep olmuştu hatırlıyorsun değil mi? Konuş kocanla, tamam? Özgül Hanım. Heh, hocam. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Sağ olun. Şurayı imzalar mısınız? Bak, imzaya bak şimdi. En küçük bir titreme bile yok. Evet hocam, maşallah çok iyi oldu eliniz. Şaka vurayım. Bu arada önümüzdeki haftanın ameliyat programını verir misin? Şöyle bir keyifle bakayım bir ona. Hocam. Selim hocam. Selim hocam, acilden sizi çağırıyorlar. Tamam, geliyorum. Hocam. 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 Bana niye söylemedin deme. Böyle bir şey söylemek kolay değil. Biliyorum. Sakın sen de annenin seni sevmediğini düşünme, olur mu? Hangi anne evladını sevmez ki? Benimki sevmiyormuş işte. Bana bak. Senin annen hasta değil. Hasta bir kadının sözleri onlar. Sağlıklı düşünemiyordu. E sen de biliyorsun doktor, biz buna depresyon hali diyoruz. Anneannen mi anlattı? İlk kez mi gördün onu? Çocukken bir ya da iki kez gördüm. Babam anneannemin bizi reddettiğini söylemişti. Meğer kendini uzaklaştırmış. Annemi zavallı bir kurban, anneannemi bencil, umursamaz bir cadı olarak biliyordum. Bir günde bütün geçmişim yerle bir oldu. İçim karmakarışık. Ne yalan ne doğru bilmiyorum ki. Neyse. O zaman ben sana şöyle güzel bir haber vereyim de için rahat etsin. Artık buradayım. Karabucağı temelli bırakıyorum. Yanındayım. Seni burada bir sürü sorunla bir başına bırakıp gittim. Sana kızdığım şeyi kendim yaptım. Kendi derdime boğulmuşum. Kusuruma bakma, olur mu sevgilim? Ama ne derler? Hatanın neresinden dönersek kârdır, değil mi? Ya sen sevmedin mi ya? Ne bileyim öyle bir anda. Ne demek öyle bir anda? Hani gittiğimden beri yolumu gözlüyordun? E sen de bir anda gitmeye, bir anda dönmeye karar veriyorsun Ali. Benim zaten çözemediğim şeyler var. Belki de orada kalman daha iyidir. Bilmiyorum. Doktor Hanım merhaba. Ali Asaf Bey burada mı? Merhaba. Burada. Ne oldu, bir sorun mu var? Yok, bir gelişme var da onu konuşmamız lazım. O zaman buyurun gidelim. Ben önden haber vereyim. Neyi çözemiyorsun ya? Pardon hocam, memur beyler geldi. Önemli bir gelişme varmış. E alsanıza içeri, niye bekletiyorsunuz? Özel bir şey konuşuyorsunuz zannettim. Buyurun. Fatih doktora ulaştık. Daha doğrusu o bize ulaştı. Onun yaptığı kesinleşti. Eylül hocam. Bir sene anında sarılık gelişti, karaciğeri çöküyor. Vitalleri stabildi, kan biyokimyasında bir sorun yoktu. Buyurun arkadaşlar. Aşkım,
İyi olacaksın, toparlan. Ya doktor bey, müdahale etsenize aşkın. Beyefendi siz sakin olun. Eylül Hoca gelecek zaten şimdi. O çözecektir durumu. Sakin olun siz. Ben buradayım, hiç merak etme, tamam mı? Ne oluyor? Eylül Hanım. Ya nesi var söylesenize. Bir anda böyle oldu. Buraya geldiğinde hiçbir şey yoktu benim karımın. Baksanız haline. Ya ne yaptınız karıma? Erdal Bey, siz biraz hava alın isterseniz. Arkadaşlarım eşlik etsinler size. Hadi. Erdal Bey, buyurun biz bir çay içelim. İyiydi benim karım ama bir şey yoktu ki. Hava alalım bisiklet. Birsen Hanım, sizinle açık konuşacağım. Vücudunuzda sizi aşama aşama tüketen bir şey var ama sebebini bulamıyoruz. Ne yaptığımız testlerde ne de taramalarda buna dair bir bulgu bulamadık. Ölüyor mu? Hayır. Sebebi neyse bulacağız. Sizden ricam lütfen sakin kalmaya çalışın. Merak etmeyin, bulacağız, tamam mı? Tamam. Size güveniyorum. İstirahat edin biraz. Eylül Hocam, bir şey söyleyeceğim ama %100 eminim dalga geçeceksiniz. Şu anda hiçbir fikirle dalga geçecek durumda değilim, söyle. Hocam, bebeğe bir daha baksak diyorum ben. Yani annenin söylediklerinde kafam takılı kaldı. Anneler bilir, bebeğimde sorun var diyorsa mutlaka vardır bir bildiği. Yani inanıyorum ben anneye. Erdal Bey'i kantine bıraktım hocam. İyi, tamam. Elimizdeki verilere bir daha bakalım. Siz MR çektirirken bebeğin durumuna bakabildiniz mi? Evet hocam ama bebek çok hareketli. O yüzden net bir görüntü yakalayamadık. İyi de MR olmadan bebeği nasıl değerlendireceğiz? Bir daha çektirin. Belki hareketsiz bir anına denk geliriz. Tamam hocam. Tamam hocam. Ne oldu? Niye topladınız bizi? Fatih bulundu mu yoksa? Herkes gelsin de öyle başlayalım. Yalnız Oğuz'la İpek hastalarını bırakamıyorlar. Asistanlarla Eylül de aynı durumda. Tamam, biz onlara sonra gider konuşuruz o zaman. Şu an hepiniz maalesef büyük tehlike altındasınız. Hepimiz derken? Sultan Bey niye tehlike altında? Fatih buradayken kendisi yoktu. Danışmıyorlar yani. Ya memur beyler gelin dedi, geldim ben. Zehirlenenler arasında o da vardı. Tedbirli olmak zorundayız. Öyle mi? Peki. Bu Fatih. Dün gece cinayet büroyu aramış. Ve şöyle bir konuşma yapmış. Eylül öyle bir tedavi etseydi Bahar vurulmayacaktı. Bahar Eylül öldürdü. Ali Asaf da olup katilini kurtardı. Önce onlar, sonra onlara yardım eden herkes. Hepsini tek tek bitirmeden durmayacağım. Bahar'ın öcü alındığına gelip kendim teslim olacağım. Bahar benimle konuşuyor. Bütün bunları o söylüyor bana. O zamana kadar uzak durun benden. Al bunu daha evine götür. Takip sistemiyle bulsunlar telefonu. Polisler gelince yaylım ateşine başla, sonra da yok ol. Ben zaten Tarık'ı ayarladım. Fatih'i öyle ele geçirecek. Bu mesele de kapanacak. Tamam patron. Bahar'la konuşuyormuş. Şu adamı bulun, gözünüzü seveyim. Kızımın adının böyle bir manyaklık içinde olmasını istemiyorum. Telefon takibini başlattık. Yerini tespit etmek üzereyiz. O zamana kadar kimsenin hastaneden ayrılmasını önermiyoruz. Burayı korumaya aldık. Şu an en güvenli yer burası. Siz de Karabucağa gitmeyin Asaf Bey. Ben artık oraya dönmeyeceğim zaten. Buradayım. Biz bir diğer arkadaşlarla da konuşalım. Müsaadenizle. Hocam doğru mu bu? Beni bırakıyor musunuz gerçekten? Sizi de buraya alalım Zeynep Hanım. Madem Ali Asaf'tan kopamıyorsunuz. Hayırdır Sinan? Beni engellemeye çalışmayacak mısın? En son kurulu toplayıp attırıyordun beni. Ne oldu şimdi? Peşindeki katili Ziya Nur'un oğlu sanıyordum da ondan.
Bu işte senin bir suçun yok. Kurula sunacak bir şeyim yok yani. Ben bir şey bulana kadar birbirimize katlanmaya devam edeceğiz. Ne yapalım? Ben sana ölürüm abi. Tamam. Ne oldu bu Sinan'a böyle ya? Başına taş düştü galiba. Kim bilir. Neyse benim de çıkmam lazım. Bu arada hastaneye dönmek de gerçekten çok iyi bir karar verdin. Çok da sevindim. Hocam bunu bana nasıl yaparsınız? Söz vermiştiniz bana. Nasıl denk geldi ya? Kız öyle deyince çat diye yapıştırdım. Çok iyi oldu çok. Kızın gelişini hızlandırdı. Kız havayı fena yapmış ama. Ali Asaf'a. Nasıl atıldı? Hocam beni bırakmadı. Yani boşuna oynamadık o hata. Senden korkulur vallahi Sultan. İyi ki aynı saftayız. Ali Asaf, gel bakalım. Geleceğin varsa göreceğin de var. O yüzden biz şüpheliyi yakalayana kadar hastanede kalmanız en doğrusu. Kalmazsak? Sizi zorla tutamayız tabii ki. Bizimkisi sadece tavsiye olarak. Tamamdır beyler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun ilginize, alakanıza. Tabii ki de bir yere ayrılmayacağız. Ne diyorsun kızım? Adamlar öyle ters ters. Kötüyüm ya ben. Yüzünüzü kara çıkarmamaya çalışıyorum. Peki. Bak iyicene zıvandan çıktın sen artık. Bak sen annenle yaşamaya başladığından beri bir tuhaf oldun, bir garip oldun, haberin olsun ha. Uzak durumdan bir süre iyi gelmiyor sana. Ya Allah Allah ya. Beni tersliyorsun beni, beni ablanın canını yakıyorsun. Farkında değil misin bütün bunların? Bütün derdim bu değil mi? Ablam. Eylül'ün canı yanıyor diye böylesin. Sen zaten başından beri onunla ilgileniyordun. Belki de hala... İpek, bunun için benden özür dileyeceksin. Önce benden özür dileyeceksin. Sonra yaptıkların için eniştenden. Sonra da Eylül'den özür dileyeceksin. Yoksa bir daha benim karşıma çıkma. Çıkmam. Bütün derdim senin çünkü. Zeynep, Nihat çok iyi bir doktordur. En az benim kadar yardımcı olacaktır sana, merak etme. İstemem. O kadar doktorluğum benim de var. Hem bilgi her yerden öğrenilir. Ben sizin yanınızda büyük bir doktor olmayı öğrenmeye geldim. En büyük hatamda bana destek oldunuz. Size çok güvendim. Bak, o senin içinde olan bir şey Zeynep. Bunu ben sana öğretemem. Benim yerim burası. Lütfen sen de beni anla, olur mu? Peki o zaman Sinan Bey'in dediği gibi yapın. Beni de buraya alın, yanınızda çalışayım. Zeynep'ciğim, Karabucak'taki hastalara ne olacak? Sen o bölgeyi, o insanları çok iyi tanıyorsun, çok iyi biliyorsun. Tamam, senin Nihat'a ihtiyacın olmayabilir. Ama Nihat'ın sana ihtiyacı olacak. Müsaitsen sana bir şey göstereceğim de. Gel tabii canım, müsaitim. Gelsene. Hoş geldiniz Eylül Hanım. Biz de Zeynep'le konuşuyorduk. Karabucağa dönecek kendisi. Son ayarlamalar yapıyorduk. Bu bir hastama ait. Kadın gözümün önünde ölüyor ama sebebini bulamıyorum. Bir de sen bak, bir şey gözden mi kaçırıyorum? Sorunun Cen'inde olduğunu mu düşünüyorsun? Cen'in dışındaki bütün ihtimalleri eledik. İki kez MR çektirdim ama işte net bir görüntü alamadık. Çok hareketli. MR olmadan sorunu tespit etmeniz imkansız ama. İmkansız oldurmak için buraya geldim zaten. Ne diyorsun? Bebeği hareketsiz hale getirmeden olmaz ki. Geçici paralize edin. 21 haftalık bebeği uyuşturalım yani. Evet. Göbek kordonundan girerseniz bir saat hareketsiz kalması net bir MR için yeterli olur. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Harikasın. Sen de. İşte tam da bu yüzden size ihtiyacım var. Hocam ne olur beni bırakmayın. Demek annen hemşireydi.
Ziya Nur'un evli olduğunu biliyordu herhalde. Kandırmıştır tabii. Boşanacağım demiştir. Demiş. Sonra da arkasına bakmadan kaçıp gitmiş. Annem yıllarca peşinden koştu onun. Bak bu senin evladın dedi. İnandıramadı. Tabii inanmak onun işine gelmedi. Çünkü düzenini bozmak istemiyordu. Sen hiç yüzleşmedin mi babanla? Bir kere. Yıllarca o gün için beklemiştim. Yani ondan hiçbir çıkarım olmadığını anlasın diye. Ben tıbbı kazandığım gün gittim yanına. Bak baba diyecektim. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ben doktor olacağım. Sana layık bir evlat olacağım. Sen beni sev yeter. Bu hastanenin inşaat günleriydi. Tabii o hep oradaydı. İşte ben de gittim, anlattım her şeyi. Tabii sanıyorum ki bana aferin evlat falan diyecek. Ne dedin? Dinledi. Sonra bir saniye dedi, yanımdan ayrıldı. Tabii ben hala büyük bir heyecanla onu bekliyorum. Sonra iki tane izbandut gibi herif geldi yanıma. Bu inşaatın işçileri. Para vermiş herhalde bunlara. Babam yerine onlar konuştu benimle. Salak dizinin oğlum. Benim. Benim senin oğlum. Vay be. Ziya Nur'a bak sen. Ben de babam kötü sanırdım ama ondan fenası varmış. Mezarı açtıralım. DNA testi iste. Babalık davası açarsan entrikalara gerek kalmadan alırsın hastanedeki hakkını. Hastanenin isteleri seni keser Sinan Bey. Benden ondan çok daha fazlası. Haklısın tabii. Hayatını çalmış senin. Ve Ali Asaf'a vermiş. Senin derdin Ali Asaf'la ya. Benim yaşadıklarım o da tatsın istiyorum. Bakalım o zaman da böyle pamuk şekeri gibi kalabilecek mi? Bütün sevdikleri ona yüz çevirdiğinde. Eylül onu terk ettiğinde mesela. Bunların ayrılması benim hislerime yarar. Yoksa Ali Asaf'ın duygusal hayatı beni hiç ilgilendirmiyor. Neyse tamam ya, bu kadar sohbet yeter. Hadi çıkıp eğlenelim biraz. Ne eğlenmesi? Ben hastaneye döneceğim. Sen eğlen. Ya hastalara bakmaktan çürüyeceksin. Sen bir cerrahsın Sinan Bey. Biraz bunun nimetlerinden faydalan. Ne nimetiymiş o? Görürsün. Hazırlanıp geliyorum ben. İpek. Pek saçmalama. Otur oturduğun yerde, bir yere gitmiyorsun. Mesain bitti, gidiyorum. Mesain bittiyse git bir yerde uyu. Bak dışarısı tehlikeli, anlamıyor musun? Sen bana karışamazsın.
Sen bana karışma hakkını yanımda değil karşımda durduğunda kaybettin. Ablamın her arızasıyla yanında olan bir kocası var. Benim yanımda kim var? Derdimi, sıkıntımı kim soruyor? Şimdi git kimin huyunu suyunu seviyorsan onun karşısında dikil. Benim değil. Bebeğime bir şey olmayacak değil mi? Merak etmeyin. Sadece net bir MR görüntüsü alabilmek için uyuşturacağız. Yani hamilelikte ağrı kesici bile vermiyorlar ya. O yüzden dedim. Evet. Ama bazen kuralları biraz esnetmekten zarar gelmez. Merak etmeyin. Demek ilk çocuğunuz. İsim verdiniz mi peki? Nisan hocam, Nisan ismi. Maşallah bebek gelmeden bütün hastaneye öğrendik zaten adını. Öğreneceksin tabii Samet. Öğreneceksiniz oğlum. Minik bir bedene can vermekten daha önemli bir şey var mı? Hı? Karı koca olmanız ne güzel. Biz de Erdal'la ikimiz de öğretmeniz. İnşallah sizin de minik bir mucizeniz olur. Bizim yaptığımız hatayı yapmayın. Mucize. Yani bir gün bir evladımız olursa mucize ismini düşünebiliriz. Ben beğendim, güzel isim. Değil mi? Ben hazırım. Hadi. Hadi çocuğum. Ay pardon, fazla vaktimiz yok. Hemen MR'a, hemen. Herhalde siz dışarı alayım. Tamam. Aşkım ben dışarıdayı bekliyorum. Merak etme. İkisinin de kurtulacaklarını söyle bana. Senin ellerinde yaşam var sevgilim. Sen mucizesin. Kurtulacaklar merak etme. Hadi çıkalım bu çocuklar işlerini yapsınlar. Yanlış basmışsın burası. Yanlış basmamışsın. Merak etme, baskı yapmıyorum. Zaman istediğini biliyorum. Ne yapıyorsun peki? Reklam. Reklam gibi düşün bunu. Reklamlar baskı yapmazlar biliyorsun. Sadece tanıtım yaparlar. Aman, aman, aman. Sen şunların güzelliğine baksana ablası ya. Şunlara bakar mısın? Ne kadar tatlılar. Şapşik. Baba el yapıyor bana. Ali. Ali Asaf. Sevgilim, söyle. Bizim ayrılmamız gerek.